Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizlerle birlikte Asus'un yeni Ryzen serisinin gücünü masa üstüne getiren kompakt çözümü Rock Crosshair 8 Impact'i inceliyoruz. AMD Ryzen işlemcilerin AMD'yi tekrar hayata döndürdüğü su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla endüstri lideri donanım üreticilerinin bu markaya daha fazla odaklanıyor olması da Şaşırmamak gerekiyor. Bu üreticilerden biri de tabii ki e, Asus. E, genelde sadece Intel platformlarda görülen bazı anakart modellerinin benzerlerini AMD platformu taşıyan Asus'un bu doğrultuda e, kullanıcıların beğenisine sunduğu en yeni seri olan Asus ROG Crosshair 8 e, Intel'i tahtından eden Ryzen 3900X ve 3950X gibi üst seviye işlemciler için... AM4 soket ve X570 chipsetli ile en güçlü altyapılardan birini sunuyor. Rock Cross serisi Asus'un overclockçular, hızlaşıtmacılar ve uç oyunculara hitap eden en güçlü serisi olarak biliniyor. Bu seri içinde yer alan Crosshair 8 Impact ise üst seviye performansı daha kompakt bir yapıda isteyenlere hitap ediyor. Kart Mini ITX'ten 3.5 buçuk santim daha uzun bir yapıya sahip olan Mini DTX formunda bu şekilde birçok Mini ITX kasadaki PCIe slotunun slotun hemen altında çift yuvalı grafik kartları için bırakılan kullanılmayan alanın da değerlendirilmesini mümkün kılmış mümkün oldumuş diyebiliriz. Asus bu ekstra alana normalde ATX formundaki anakartlarda yer alan birçok ek bağlantı bileşen ve özelliği sığdırmayı başarmış. Depolama ses ve kontrol özelliklerinin inovatif bir dik yardımcı kart üzerinde toplanmış olmasının da bunda etkisi oldukça büyük tabi. Bu dik yardımcı kart üzerinde bir Type-C olmak üzere 6 adet USB 3.2 Gen 2, 2 adet USB 3.2 Gen 1 port, 2 adet Mumimo desteğine sahip çift band Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı, GameForce 5 teknolojisini destekleyen Asus Langart'lı Intel Gigabit Ethernet ve daha pek çok bağlantı seçeneği ve ses çıkışları da burada yer alıyor. Burada yer alan diğer bir dikkat çeken bileşen olan Impact Control Card 4 üzerinde ise yazılım yazılım güncellemesine erişimi ve güncellemeyi kolaylaştıran BIOS Flashback ve Flex Key tuşları ile Q-Code ekranında bulunuyor. Normalde reset tuşu olarak çalışan bu Flex Key istenirse Safe Boot ya da Auro ışıklandırmayı açıp kapatmak gibi ek fonksiyonlar içinde programlanabiliyor. AMD X570 chipset de bu bölümde yer alıyor. Dolayısıyla bu dik bölümün soğutulması için düşük gürültülü çift delta fan kullanılmış ve özel vaku yolları sayesinde daralanda fanların etkisi bir hayli artırılmış küçük kasalarda oluşabilecek nispeten kısıtlı hava akışına telafi etmek için VRM'lerin hemen altına yerleştirilmiş yüksek verimli bakır ısı boruları ısı ana kartın tüm alt bölümünü kaplayan alüminyum plakaya ileterek pasif soğutma konusunda büyük bir etki yaratıyor. Rock Crusher 8 Impact tamamı Fan Expert 47 UEFI BIOS ile kontrol edilebilen çoklu ısı sensörleri PVM ya da DC su pompaları için sunulan destek ile şimdiye kadarki en kapsamlı soğutma seçeneklerini bir araya getiriyor. Anakart üzerinde 2 adet DDR4 bellek yuvası yer alıyor ve bu 64 GB kadar destek sunuyor bizlere. Benzer şekilde kartın üzerinde sadece bir e, yani küçük yapı sebebiyle tek bir PCIe slotu mevcut. Ayrıca 4 SATA bağlantısına da sahip ki bunlar 6 gigabit değerini onu da belirteyim. 2 adet M2 slotuna konusunda kısıtlamaya gidilmemiş olması sevindirici. 2 tane M2 slotunuz var. Rock Crosshair 8 Impact üzerinde ayrıca Bluetooth 5.0 ve 8 kanalda Rock Supreme Fix S1200 1220 1220 veya ses yonga desteği de mevcut ki bu da dediğim gibi oldukça sevindirici. Ekstrem oyunculara hitap edildiği için kişiselleştirme konusunda da ışıklandırmaya ışıklandırma olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Tabii ki bu noktada Asus'un Aura Sync desteğiyle ile ROG serisindeki ekran kartlarından monitöre, fareden klavyeye kadar tüm cihazların RGB ışıklandırmasının tek bir noktadan kontrol edebilmeniz de mümkün oluyor ki bu da RGB severler için önemli bir haber. ROG 8 Impact modeli yeni AMD Ryzen 3000 serisinin gücünü masa üstüne getirmek isteyenler ama e, hantal kasaları ve e, hantal kasaları da sevmeyenler için ideal çözümlerden birini sunuyor bizlere. Üstelik küçük yapısına rağmen bağlantı özellikleri konusunda ailenin ATX yapıların e, yapısındaki e, üyelerinden hiç de aşağı kalmıyor. Bu anlamda bu modelimizi oldukça sevdik. E, eğer bu tip DTX ee, tarzında mini deteks tarzında bir, e, bir kasa toplayacaksınız, bir bilgisayar toplayacaksanız şu sıralar e, bu cihaza, bu anakarta bir yakından bakmanızı öneririz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.